NATO birliklerinin çekilme sürecinde Afganistan'daki gücünü artıran Taliban, Türkiye'yi Afganistan'da kalmama konusunda uyardı. Taliban sözcüsü, Türkiye'nin de diğer yabancı güçler gibi ülkeden çekilmesini talep ederek, aksi takdirde işgalci muamelesi göreceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Filipinler Silahlı Kuvvetleri'ni 70 yıllık bir karşılıklı savunma anlaşması uyarınca Güney Çin Denizi'ndeki saldırılara karşı savunma taahhüdünü tekrarladı. Blinken, pazar günü bağımsız bir tahkim mahkemesinin Çin'in su yolu üzerindeki geniş toprak iddialarını reddeden ve Filipinlerin yanında yer alan bir kararının 5. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamalarda ABD'nin Filipinler Silahlı Kuvvetleri'ni 70 yıllık bir karşılıklı savunma anlaşması uyarınca Güney Çin Denizi'ndeki saldırılara karşı savunma taahhüdünü bir kez daha hatırlattı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Putin'in Biden'a ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra Orta Asya'daki eski Sovyet ülkelerine askeri birlik konuşlandırmaması yönünde sert şekilde uyardığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le telefonda görüştü. İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarda geniş bir işbirliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst düzeyli ortak çalışma grubunun iki ülke arasındaki işbirliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı. Türk medyasına çıkan haberlere göre görüşmede Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından öneminin altını çizdi. ABD hükümeti Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek bölgede artan risklere ilişkin tedarik zinciri ve yatırım bağlantıları olan şirketlere yönelik uyarılarını arttırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk olarak 1 Temmuz 2020'de yayınlanan uyarıların güncellendiği belirtildi. Fransa, Afganistan'daki vatandaşlarına güvenlik endişesi nedeniyle bu ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Afganistan'da yabancı güçlerin çekilmesinin ardından Taliban'ın ilerleyişi sürüyor. Büyükelçilik açıklamasında 17 Temmuz sabahı başkent Kabil'den Fransa'ya özel bir uçuş planlandığı bildirildi.